Herkese merhabalar, herkese sevgiler, ben Fikoç Şimdi sizler için çok çok önemli bir araştırma yaptık. Son 5 yılın YKS birincilerinin ortak çalışma planlarını teker teker inceledik. Onlarca video izledik, onlarca analiz yaptık. Ve nihayette son 5 yılın Türkiye birincileri nasıl özelliklere sahipti? Çekmiş oldukları zorluklar neler? Haftalık çalışma planları, rutinleri nasıldı? Bunları teker teker anlattık ve 14 adımda bunları tamamladık. İnanıyorum ki bu video birçoklarınız için rehber niteliğinde olacak Lütfen anne ve babalarınıza da bu videoyu izletin. Çevrenizde bulunan birçok eş dostunuza bu videoyu izletin ki aslında Türkiye birincisi olmanın böyle sihirli değnek ihtiyacı değil doğru şeylerin bir araya getirilerek oluşturulan sihiriyle mümkün olabiliyor. O halde can hazırsan başlıyoruz. Son 5 yılın Türkiye birincilerin atlarını teker teker saymayacağım. Ya da onların videolarında kesitler sunmayacağım. Youtube kuralları gereği sadece onlardan elde etmiş olduğumuz analizleri sizlere paylaşacağız. Birinci özellik. Hani çok çalışanlara şöyle inek minek diyoruz ya. Aslında bu iş bu kadar da basit değil. Son 5 yılın Türkiye birincilerinin günlük ortalama çalışma süreci sizde kaç? 15 24 saat? E tabii ki değil. Ortalama 8 ile 10 saat çalışılıyormuş. Ama şu da bir gerçeklik 8 saatin aşağısına düşülmüyor. 8 ile 13 saat arasında bir çalışma sergilersen evet bu doğru dediğimiz o seyri oluşturma dediğimiz unsurların başında gelir. Böyle ha deyince Türkiye birincisi de olmuyor canım değil mi? Hani bir şeyi kademeli bir şekilde ilerletmek vardır. Bunun belki de en güzel özelliği son 5 yılın Türkiye birincileri kademeli bir şekilde çalışmış. Kurra aklım başıma geldi 10 saat çalışayım demek yerine bu hafta 4 saat, gelecek hafta 6 saat, diğer hafta 8 saat çalışabilirim diyerek kademeli çalışmayı sürdürmüşler. Zabaha kadar çalışıyoruz diye birçok video yapılmıştı. Bu araştırmalarımızda da görüyoruz ki Türkiye birincileri sabaha kadar ders çalışmıyormuş. Sabah erken vakitte uyanıp gece 12'den sonra genellikle ders çalışılmıyor. Türkiye birincilerinin derececilerin sevdiğim en güzel özelliği de planlı ders çalışırlar ve Tabii ki sorumluluk sahibidirler. Planlı ders çalışmak ve sorumluluk sahibi olmak kişiye o kadar güzel bir özgüven katıyor ki yahu başarılı olamamak işten bile değil. Hep çalışmaktan bahsettik değil mi? 8 saat, 10 saat planlı çalış, sorumluluk bil. Hani fi kaç bunlar? Birçoğunu duyduk zaten yahu diyorsunuz ya. Bunların peki hiçbir sosyal hayat yok. Hiç mi spora gitmiyorlar? Hiç mi müzik dinlemiyorlar? Hiç mi pikniğe gitmiyorlar? Yahu hiç mi kafeye gitmiyorlar kardeşim? Diyorsunuz ya. İşte bu kişiler aynı zamanda sosyal hayatında aktif olan kişiler de. Nasıl ya? Evet spora giderler, müzik dinlerler, arkadaşlarıyla yeterince vakit geçirirler. Ama bu dengeyi kurmak çok çok önemli. Hani bir gün paso onlara, diğer gün paso derse Olmaz bu iş. Dengeli bir sosyal hayat sürmek bu işin olmasındır. Şimdi biraz da ders çalışırkenki tekniklerinden bahsedelim. Son 5 yılın Türkiye birincilerine soru sorulmuş. Konu mu çalışmak daha önemli? Soru mu çözmek? Evet. Neredeyse tamamı konu çalışmanın soru çözmekten çok daha önemli olduğunu söylemişler. Konuyu çalışıyorsunuz. Konuyu anlıyorsunuz. Konu çalışılıp anlaşıldıktan sonra. E, geriye zaten soru çözmek kalıyor değil mi? Lütfen bu ayrımı çok iyi yapın. Eğer konu tam olarak öğrenilmeden aso Soru Bankası'na yöneliyorsanız bu iş size pek de faydalı da getirmez. Önce konu çok iyi öğrenilecek sonra o sorular var ya efsane bitirilir. İlgimi çeken konulardan biri de şuydu. Hani sayısal tayfa özellikle tarih, coğrafya, felsefe, din kültüründen konu çalışması eyvallah yapmışlar ama soru bankasından soru çözmemişler. Bunun yerine sadece çıkmış sorulardan soru çözmüşler. Evet evet yanlış duymadınız. Konu çalışmışlar çıkmış sorulardan soru çözmüşler. Soru bankasından soru çözülmemiş. Hani bir başlıktan bahsetmiştik ya konu çalışması soru çözmekten çok daha önemlidir diye. Evet buna ek olarak bir şey daha ekleyeceğiz. Eyvallah bu böyle ama bu öğrenciler çok fazla deneme sınavlarına da katılmışlar. Konu bitirmelerini yeterince zaman kalacak şekilde bitirmişler ve o artan zaman dilimle o yeterince kalan zaman dilimlerinde paso deneme sınavlarına girmişler. Hatta birçok şu şekilde diyor. Artık ben piyasada girebileceğim deneme sınavları arıyordum. O kadar ki hepsini tüketmiştim diyorlar. Siz siz olun sınavdan önce mutlaka yeterince bir vakit ayırın ki PASO deneme sınavı çözebilirsiniz. Soru bankası demişken deneme çözmüşken bir de EBA'dan bahsedelim değil mi? Hani bazılarımız ya bu EBA'daki sorular da soru mu kardeşim diyor ya. EBA'nın sorularının hatta denemelerinin %100 çözülmesini tavsiye ediyorlar. EBA sorularının tamamını ve denemelerinin tamamını çözüp bitirmişler. Bir de milli eğitimi kaynakları var değil mi? Hani okulda bize dağıtılıp nerede olduğunu bilmediğimiz o milli eğitim kitapları. Bu konuda çok yanlışsınız. Özellikle Türkiye birincileri bu konuda sizleri uyarıyor kardeşim. Map kitapları kesinlikle çalışılmalı. Sorular gökten değil. Map kitaplarından geliyor. Belki de en çok hoşuma giden çalışma tekniklerden biri de şuydu. Bana sor tekniği diyorum aslında ben buna. Öğrenci ders çalışır, sorularını biriktirir, soru kutucuğu, soru kitapçığı oluşturur kendi adına ya da denemelerde çözemediği, boş bıraktığı o soruları başkasına verir, kendine sormasını ister. Acaba bunları öğrenmiş mi diye. Öğrenci kendisine sorulan bu soruları tekrardan cevaplandırmaya çalışır ve bu konuyu öğrenip öğrenmediğini süreç içerisinde öğrenir. 2-3 hafta boyunca hatta her ay düzenli bir şekilde arkadaşlarınıza bu soruları vererek kendinize sorulmasını isteyin ve kendinizi bu şekilde değerlendirin. Yanlış ve boşları öğrendiğinizden emin olun. Sınavlara hazırlanan öğrencileri sürekli uyarıyoruz. Kardeşim deneme sınavı analizi yapmak zorundasın. Denemeden en önemli şey deneme analizidir. Eğer iyi bir deneme analizi değilsen deneme net ortalaman da sürekli birbirine benzer kalacaktır. İlerlemek istiyorsan iyi bir analiz yap diyoruz. Şimdiye kadar size 13 tane madde saydım. Peki bu 13 maddeyi birleştiren 14. madde ne? Son 5 yılın Türkiye birincilerinin konuşmalarını izlerken hepsinde aynı şeyi gördüm. İnanç. İnanç olmadan saydığım bu 13 maddenin de size faydası çok fazla olmayacak. Bu yüzden hep diyoruz inanın kardeşim inanın. İnandıkça büyüyeceksin. Şimdi de size bir gerçeklikten bahsedeceğim. Yani Fikoş bunlar tamam Türkiye birincisi de Hani gerçekliği ne? Bir de yahu Fikoç hani gerçekliği kendi ağzınla ifade ettin. E peki buna rağmen bizden Türkiye birincisi derecesi çıkar mı yahu? İşte bir de zorluklardan bahsedeceğim. Gerçeklik şu. Bunların hemen hemen hepsi fen lisesi öğrencisi. Ve ciddi anlamda temelleri var kardeş. Hani ben sıfır matematikle hiçbir şey bilmeden 6 ayda Türkiye birincisi oldum diyen yok. Ama bunların birçoğunun da kendine ait zorlukları vardı. Mesela kırık OBP ile Türkiye birincisi oldular. Mesela çok ciddi maddi sıkıntılar ile Türkiye birincisi oldular. Mesela 300 bin sıralamalarla mezuna kalıp Türkiye birincisi oldular. Lütfen bu anlattıklarımdan kendinize ders çıkartın. Sadece YKS'den Türkiye birincileri olan değil, alın akıyla çalışan her bir öğrencimiz başımızın, gönlümüzün tacıdır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Şu anda beni izleyen sen de Türkiye birincisi olabilirsin. Yeter ki doğru çalışmanın ve başarının bu bahsetmiş olduğum anahtarları yan yana getir ve sihrini oluştur. Hadi Can bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgi ve selametle kalın. Kendinize çok 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 iyi bakın.